Bir telli kavak büyürdü Dadayın Çiğdere köyünde usuldan usuldan. Yerin karanlığından azad olmuş, aydınlık sular yürürdü ayakların ucundan. Kendi halindeydi telli kavak. Geceleri gökyüzüne bakarak saman yolunu düşünürdü yaprak yaprak. Başka şey de dilemezdi. En uzak rüzgarlara kaptırmıştı başını. Ona konmayan kuşa kuş, ona değmeyen rüzgara rüzgar da denmezdi. Gel zaman git zaman kızını eve verecekti Çiğdeneli Halil. Cebindeki yetmezdi. Bir gece sabaha karşı ber yansın ettiler baltayı ayak bileklerine telini. Uyanıverdi ilk vuruştan. Aman dedi telli kavak, kıyma. Sular bulandı ayaklarının ucundan. Yapraklar yalvardı hep bir ağızdan. Vurma. Aman zaman dinler miydi Çiğdeneli Halil? Kızını eve verecekti, cebindeki yetmezdi. Yıkılıverdi telli kavak ortasına gecenin boylu boyunca. Oldu mu ya dedi böğründe duran baltayı. Yaşayıp gidiyorduk şunun şurasında. Kim gönderecek şimdi selamını suların saman yoluna yaprak yaprak? Ne olacak şimdi rüzgar? Kuşlar nereye konacak? Oradan oraya atıldı telli kavak, elden ele satıldı. Boynuna 4 demir takıldı, Çankırı'ya 5 mavi zar atımı uzak bir tepenin duldasına çakıldı. Telefon direği oldu telli kavak. Vınladı durdu telefon telleri boynunda. Saman yoluna baktı geceleri. Suları düşündü ayaklarının ucunda. Yapraklarını düşündü. Rüzgarı düşündü avucunda. Gözleri dolu dolu oldu. Bir türkü tutturdu en sonunda. Telefonun tellerine kuşlar mı konar? Herkes sevdiğine cicim böyle mi yapar?